Selam millet, Nether oyunları tekrar birlikteyiz. Kardeşlerim, Ark Survival Evolve oyunumuzda bu sefer sizler istediğiniz top 10 listesiyle birlikteyiz. Evet kardeşlerim, hangi dinozor daha iri? Dinozör. Gördüğünüz gibi bunlar kibar dinozorlar, dinozörler. Hangi dinozor daha iri listesiyle karşınızdayız? Siz kardeşlerim merak ettiniz hangi dinozorun daha iri olduğunu. Biz de bir top 10 listesi hazırladık. Takdir edersiniz ki bu listeye su dinozorlarını, su canlılarını koyamadım. Uçan canlıları da koymama gerek kalmadı çünkü uçan canlıların hepsi bu dinozorlardan daha küçük olduğu için sadece bir tanesi zaten listede. Onu da Tapon'un arasına kaynattım. Evet kardeşlerim, lafı fazla uzatmadan hemen başlayalım. Bir numara. Bir numarada Karno var. Karno kardeşlerim, etçil dinozorlarda ilk bizim göz ağrımız ve aynı zamanda da ilk baş belamız. Kendisi birçok dinozordan daha büyük bir dinozor ama bizim devasa dinozorlar listemizde maalesef sondan birinci. Ve kardeşlerim, ikinci dinozorumuz Stego. Stego otçul bir dinozor, biliyorsunuz ki. Kendisini devamlı oyunlarımızda Tikenli ismini verdiğimiz dikenli bir kardeşimiz. Ve sıralamada ikinci sıraya yerleşiyor. Ha, şunu da söyleyeyim, büyüklük sıralamasını irilik sıralı. Bakın, irilik diyorum, uzunluk değil, ağırlık değil, vahşilik değil. İrilik sıralamasında ikinci sırayı almasının sebebi Stego'nun sırt seviyesinin gördüğünüz gibi daha yüksekte olması. Karno'dan aynı zamanda biraz daha uzun olması. Üçüncü sırada kardeşlerim şöyle gitgide büyüyor dinozorlarımız. Mamut var. Evet, mamutumuz. Mamutumuzun sırtı Stego'dan daha yukarıda. Kendisi sakin, otçul bir hayvan. Devamlı odun toplamakta kullanırız kendisini, biliyorsunuz. Bize yardımcı olur. Sırtı dikenden daha üst seviyede ve haliyle boyu bile dikenlinin kuyruğu olmasına rağmen, yok, dikenlinin kuyruğuyla birlikte boyu daha uzunmuş ama mamut haliyle hani irilik olarak ondan daha iri bir hayvan. Üçüncü sırayı kendisi alıyor. Ve dördüncü sırada tabii ki T-Rex'imiz var. T-Rex korkulu rüyamızdı. Etçi dinozorları teyimlerken ulaştığımız tap noktaydı. Zirveydi bir zamanlar. Hem sırtı, şöyle bakarsak eğer, sırtı kesinlikle mamuttan daha yukarıda. Şu seviyeden baktığımızda göreceksiniz. Mamutu örtüyor, mamut görünmüyor. Aynı zamanda ondan daha iri bir dinozor. Boy olarak da, hem de kuyruğuyla falan derken mamutu katlıyor. Kardeşlerimin takdiri, siz efendim Stego mamuttan daha iri diyebilirsiniz kuyruğu var diye. Başka yorumlar yapabilirsiniz. Size kalmış. Herkes kendi görüşünü yapıyor. Ben de burada kendi tapon listemi oluşturdum. Ve dördüncü sıradaki T-Rex'ten sonra beşinci sıraya geldik. Beşinci sırada Spinosaurus var. Spinosaurus'la T-Rex'in arasında farkındaysanız şöyle Quetzal'ı karıştırdım. Quetzal'ı buraya kaynattım. Çünkü boyu, posuyla, genişliğiyle, kanat açıklığıyla, sırtı olmasa da zaten bir kuş olarak çok da iri olamaz. Spinosaurus'la mamut arası bir şey Quetzal. Merak eden bir kardeşimiz olursa eğer, onu da buradan görmüş olalım dedim. Spino haliyle kafasını uzattığı için ileri doğru T-Rex'e fark atıyor. Kuyruğuyla da arkadan fark atıyor. Evet, belki sırtı T-Rex'ten daha yukarıda değil ama yüzgeciyle T-Rex'i geçerek ufak bir hile yapıp yüzgeç farkıyla T-Rex'ten altıncılığı mı diyelim, dördüncülüğü mü? Bakalım, 1, 2, 3, 4, beşinciliği kapmayı başarıyor. Dördüncü T-Rex, beşinci Spinosaurus. Daha doğrusu 10. Karno, 9. Stego, 8. Mamut, 7. T-Rex, 6. Spino, 5. Paracaratirium. Bu hayvanın okunu hiçbir zaman adını okuyamamışımdır ben. Hiçbir zaman okuyamam. Evet, sıradaki dinozorumuz bu otçul. Oyuna sonralardan eklenen, biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi iriliğiyle burada sıralamada Spino'nun önüne geçmeyi başarmış bir kardeşimiz. Burada aslanlar gibi duruyor böyle. Böylece 19, 8, 7, 6, 5 numarada duruyor kendisi. 4 numarada Diplodokus. Diplodokus oyuna en yeni eklenen dinozorlardan bir tanesi kardeşlerim. Biliyorsunuz ben kendisine otobüs dedim. Çünkü kendisini teminlediğiniz zaman üzerine 10 kişilik saddle takabiliyorsunuz. Ve bu 10 kişilik saddle'la kendisi 10 oyuncuyu birden taşıyabiliyor. Zaten heyhula gibi bir kuyruk, yüksek bir sırt. Kesinlikle sıralamada Paraceratyum'dan sonra gelmeyi hak ediyor. Ve üçüncü sırada Brontosaurus var. Kardeşlerim, Brontosaurus. Bu da sizin en merak ettiği şeylerden bir tanesiydi. Demiştiniz ki Diplodocus mu, Brontosaurus mu? Kesinlikle Brontosaurus.
Diplodokus'tan gördüğünüz gibi kuyruk boyu olsun, kendi boyu olsun, yüksekliği olsun, her şeyle ondan yüksek. Neredeyse onun 1,5-2 kadar katı kadar diyebiliriz. Ki zaten kafa yüksekliğiyle Bronto şu anda gökdelen gibi kaldı geri kalan dinozorların yanında. Ve Bronto'nun yanında acaba Bronto'dan daha iri kimdir dediğiniz, belki de Bronto daha iri diyeceksiniz. Çünkü ben de açıkçası karar veremedim ama kesinlikle bunu hak eden dinozor Giganotosaurus. Giganotosaurus. Kardeşlerim şöyle baktığımızda sırt yüksekliği olarak Bronto'yu milim geçiyor. Ben çok baktım. Bir ileri gittim, bir geri gittim. Onların ikisini yan yana dizerken hangisi diye kararsız kaldım. En sonunda Giganotosaurus'un daha iri olduğuna karar verdim. Tabii ki Bronto'nun kafası daha ileride. Tabii ki Bronto'nun kuyruğu daha uzun. Aslında uzunluk olarak daha uzun. Ah sevimli yavrucak bana doğru bakıyor çevirmiş kafasını. Ama irilik derseniz eğer Giganotosaurus çok daha fazla yer kaplıyor. Ve 2 numarayı Giganotosaurus böylece Bronto'nun elinden almış bulundu. Ve şimdi hep birlikte merak ettiğimiz o 1 numara kim diye şöyle korku içinde kafamızı çevirdiğimiz zaman. Burada kardeşlerim gökdelen gibi bir Titanosaur var. Bir Titanosaur bir ayağını da kayaya basmış, hile yapmış, daha da yükselmiş. Şöyle onun yanına geçmek ne mümkün? Yani onun yanına geçtiğimiz zaman şöyle Allah Allah. Şöyle bir göğe doğru yükselmiş oluyoruz. Evet, kendisi de kafasını bize çevirdi, bakıyor. Bir Godzilla. Bildiğiniz bir Godzilla. Zaten üzerindeki artık ne diyelim, kılçıkları diyelim, kemikleri, dikenleri bildiğiniz bir kaya parçasını andırıyor. Yani üzerine bir şehir kursanız yeridir bunun. Zaten şöyle onun hizasına geldiğimiz zaman onun hizasından herhangi bir şekilde başka bir dinozor görmemiz mümkün değil. Bütün dinozorları olduğu gibi kapatıyor. Bir de kardeşlerim şöyle hep birlikte sırttan pozdan bir görelim. En büyük, en iri dinozoru sordunuz bana. Benim sıralamam şu şekildedir. Titanosaur, Giganotosaurus, Bronto, Diplodocus, Paraceratium, Spinosaurus, Rex. Rex ile Spinosaurus arasında bir kuetzalım var. Süs olarak koyulmuş. Mamut, Stego ve Karno. İşte şöyle çok güzel, çok da güzel bir şekilde dizilmiş olarak şöyle bir geniş açı en son görelim. Şu geniş açıyla bir mutlu aile pozu verdikten sonra kardeşlerim en büyük dinozor, en iri dinozor hangisi isimli sorumuzu böylece cevabını bence almış bulunuyoruz. Siz kardeşlerimin takdirine bırakıyorum bunu. Bu tarz videolar ara ara yapalım diyorum ben. Yorumlarda söyleyin ne tarz bir karşılaştırma istediğinizi. Deniz dinozorlarını büyükten küçüğe dizebiliriz. Havada uçan dinozorları dizebiliriz. En ağır dinozor kim? En hızlı dinozor kim? En güçlü dinozor kim? En fazla hangi dinozorun canı var? Siz yorumlarda söyleyin. Beğendiğiniz birbirinizin yorumlarını artı birleyin. Yani 10 kere en hızlı bak abi, en güçlüye bak demeyin. Onun yerine bakın yorumlarda varsa en güçlü dinozor, en fazla hasar veren, en çok canı olan diye. Ona tambap yapın. Bakalım en çok beğenen hangisi ise biz de onu yapalım. Evet kardeşlerim, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Paylaşmayı, eğer videoyu beğendiyseniz beğeni ve yorum bırakmayı, aynı zamanda da paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Dediğiniz belki de Bronto daha iri diyeceksiniz. Çünkü ben de açıkçası karar veremedim ama kesinlikle bunu hak eden dinozor Giganotosaurus. Giganotosaurus. Kardeşlerim şöyle baktığımızda sırt yüksekliği olarak Bronto'yu milim geçiyor. Ben çok baktım. Bir ileri gittim, bir geri gittim. Onların ikisini yan yana dizerken hangisi diye kararsız kaldım. En sonunda Giganotosaurus'un daha iri olduğuna karar verdim. Tabii ki Bronto'nun kafası daha ileride. Tabii ki Bronto'nun kuyruğu daha uzun. Aslında uzunluk olarak daha uzun. Ah sevimli yavrucak bana doğru bakıyor çevirmiş kafasını. Ama irilik derseniz eğer Giganotosaurus çok daha fazla yer kaplıyor. Ve 2 numarayı Giganotosaurus böylece Bronto'nun elinden almış bulundu. Ve şimdi hep birlikte merak ettiğimiz o 1 numara kim diye şöyle korku içinde kafamızı çevirdiğimiz zaman. Burada kardeşlerim gökdelen gibi bir Titanosaur var. Bir Titanosaur bir ayağını da kayaya basmış, hile yapmış, daha da yükselmiş.
Şöyle onun yanına geçmek ne mümkün? Yani onun yanına geçtiğimiz zaman şöyle Allah Allah şöyle bir göğe doğru. Selam millet, Dedeler Oyunlar'da tekrar birlikteyiz. Kardeşlerim, Ark Survival Evolve oyunumuzda bu sefer sizler istediğiniz top 10 listesiyle birlikteyiz. Evet kardeşlerim, hangi dinozor daha iri? Dinozor. Gördüğünüz gibi bunlar kibar dinozorlar, dinozörler. Hangi dinozor daha iri listesiyle karşınızdayız. Siz kardeşlerim merak ettiniz hangi dinozorun daha iri olduğunu. Biz de bir tapon listesi hazırladık. Takdir edersiniz ki bu listeye su dinozorlarını, su canlılarını koyamadım. Uçan canlıları da koymama gerek kalmadı. Çünkü uçan canlıların hepsi bu dinozorlardan daha küçük olduğu için. Sadece bir tanesi zaten listede. Onu da taponun arasına kaynattım. Evet kardeşlerim lafı fazla uzatmadan hemen başlayalım. Bir numara. Bir numarada Karno var. Karno kardeşlerim etçil dinozorlarda ilk bizim göz ağrımız ve aynı zamanda da ilk baş belamız. Kendisi birçok dinozordan daha büyük bir dinozor ama bizim devasa dinozorlar listemizde maalesef sondan birinci. Ve kardeşlerim ikinci dinozorumuz Stego. Stego otçul bir dinozor biliyorsunuz ki. Kendisi devamlı oyunlarımızda tikenli ismini verdiğimiz dikenli bir kardeşimiz. Ve sıralamada ikinci sıraya yerleşiyor. Ha şunu da söyleyeyim. Büyüklük sıralamasını irilik sıralı. Bakın irilikliğiyle burada sıralamada Spino'nun önüne geçmeyi başarmış bir kardeşimiz. Burada aslanlar gibi duruyor böyle. Böylece 19, 8, 7, 6, 5 numarada duruyor kendisi. 4 numarada Diplodocus. Diplodocus. Oyuna en yeni eklenen dinozorlardan bir tanesi kardeşlerim biliyorsunuz ben kendisine otobüs dedim. Çünkü kendisini tamelediğiniz zaman üzerine 10 kişilik saddle takabiliyorsunuz. Ve bu 10 kişilik saddle'la kendisi 10 oyuncuyu birden taşıyabiliyor. Zaten heyhula gibi bir kuyruk, yüksek bir sırt. Kesinlikle sıralamada Paraceratium'dan sonra gelmeyi hak ediyor. Ve 3. sırada Brontosaurus var. Kardeşlerim Brontosaurus. Bu da sizin en merak ettiği şeylerden bir tanesiydi. Demiştiniz ki Diplodocus mu, Brontosaurus mu? Kesinlikle Brontosaurus. Diplodocus'tan gördüğünüz gibi kuyruk boyu olsun, kendi boyu olsun, yüksekliği olsun. Her şeyle ondan yüksek. Neredeyse onun 1,5-2 kadar, katı kadar diyebiliriz. Ki zaten kafa yüksekliğiyle Bronto şu anda gökdelen gibi kaldı geri kalan dinozorların yanında. Ve Bronto'nun yanında acaba Bronto'dan daha iri kimdir diyorum. Uzunluk değil, ağırlık değil, vahşilik değil. İrilik sıralamasında ikinci sırayı almasının sebebi Stego'nun sırt seviyesinin gördüğünüz gibi daha yüksekte olması. Karno'dan aynı zamanda biraz daha uzun olması. Üçüncü sırada kardeşlerim şöyle gitgide büyüyor dinozorlarımız. Mamut var. Evet mamutumuz. Mamutumuzun sırtı Stego'dan daha yukarıda. Kendisi sakin, otçul bir hayvan. Devamlı odun toplamakta kullanırız kendisini biliyorsunuz. Bize yardımcı olur. Sırtı dikenden daha üst seviyede. Ve haliyle boyu bile dikenlinin kuyruğu olmasına rağmen dikenlinin kuyruğuyla birlikte boyu daha uzunmuş ama mamut haliyle hani irilik olarak ondan daha iri bir hayvan. Üçüncü sırayı kendisi alıyor. Ve dördüncü sırada tabii ki T-Rex'imiz var. T-Rex korkulu rüyamızdı. Etçil dinozorları tamelerken ulaştığımız top noktaydı. Zirveydi bir zamanlar. Hem sırtı şöyle bakarsak eğer sırtı kesinlikle mamuttan daha yukarıda. Şu seviyeden baktığımızda göreceksiniz mamutu örtüyor, mamut görünmüyor. Aynı zamanda ondan daha iri bir dinozor boy olarak da hem de kuyruğuyla falan derken mamutu katlıyor. Kardeşlerimin takdiri siz efendim Stego mamuttan daha iri diyebilirsiniz kuyruğu var diye. Başka yorumlar yapabilirsiniz size kalmış. Herkes kendi görüşünü yapıyor. Ben de burada kendi tapon listemi oluşturdum. Ve 4. sıradaki T-Rex'ten sonra 5. sıraya geldik. 5. sırada Spinosaurus var. Spinosaurus ile T-Rex'in arasında farkındaysanız şöyle Quetzal'ı karıştırdım. Quetzal'ı buraya kaynattım. Çünkü boyu, posuyla, genişliğiyle, kanat açıklığıyla, sırtı olmasa da zaten bir kuş olarak çok da iri olamaz. Spinosaurus da mamut arası bir şey. Quetzal merak eden bir kardeşimiz olursa eğer onu da buradan görmüş olalım dedim. Spino haliyle kafasını uzattığı için ileri doğru T-Rex'e fark atıyor. Kuyruğuyla da arkadan fark atıyor. Evet belki sırtı T-Rex'ten daha yukarıda değil ama yüzgeciyle T-Rex'i geçerek ufak bir hile yapıp yüzgeç farkıyla T-Rex'ten altıncılığı mı diyelim? Dördüncülüğü mü? Bakalım 1, 2, 3, 4, 5.liği kapmayı başarıyor. 4. T-Rex, 5. Spinosaurus. Daha doğrusu 10. Karno, 9. Stego, 8. Mamut, 7. T-Rex, 6. Spino, 5. Paraceratium.
Bu hayvanın okunu hiçbir zaman adını okuyamamışımdır ben. Hiçbir zaman okuyamam. Evet, sıradaki dinozorumuz bu otçul. Oyuna sonralardan eklenen biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi iri